Geniş Hatta ve ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ekonomiye dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Evet, pazar günü sandığa gideceğiz ve Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası için tercihimizi kullanacağız. Ancak piyasalar, iş dünyası, emekliler, vatandaş tabii ki de gözü seçimde. Bundan sonraki beklentiler merak ediliyor. Çünkü birçok aslında kafada da soru işareti var. Bugün bu beklentileri konuşacağız efendim. Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Finans uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum Kübra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bugünün gündemi Merkez Bankası faiz kararıyla başlayalım. Beklentiler üzerinde 8,5 düzeyinde faiz sabit tutuldu. Ama aslında bizim için seçimden sonraki süreç merak ediliyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın devam etmesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği sinyaller neticesinde faiz indirimlerine devam edileceği konuşuluyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet, zaten bir süreden beri bu faiz indirimleri piyasayı artık çok fazla hani tatmin edecek konumda değildi ve piyasa kendi faizini oluşturmuştu. Ve nitekim işte şimdilerde yine değişik faiz oranları var ürüne göre. İşte tüketici kredisi faizi farklı, mevduat faizi farklı. Bu tür bir faiz değişikliği var. Son olarak biliyorsunuz kur korumalı mevduat sisteminde de faiz tavanı serbest bırakılmıştı. Ondan sonra bu faiz farklılıkları daha çok oluşmaya başladı. Bugün aldığı karar çok önemli değil ama zaten geçtiğimiz günlerde yine Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcı enflasyon raporunda da söylemişti. Liralaşmaya bundan böyle de devam edeceğiz demişti. Dolayısıyla bir noktada kur korumalı mevduatın bu şekilde ne kadar sürdürülebileceği geldiği rakam itibariyle her gün bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle bankadaki döviz mevduatını banka çalışanlarının iknalarıyla mevduattaki dövizin Türk lirasına ve kur korumalıya geçişiyle beraber her gün fiyat miktarının daha da arttığını görüyoruz. Son olarak duyduğumuz 120 milyar dolara karşılık gelen bir Türk lirası söz konusu. Bu nasıl sürdürülebilir? Yeni kurulacak hükümet eğer yine Cumhur İttifakı söz konusu olursa bu uygulamadan vazgeçilecek mi, geçilmeyecek mi? Bunlar soru işareti olarak duruyor şu anda piyasanın gündeminde. Diğer taraftan tabii bu faiz indirimlerinin devam etmesi ekonomiye ne kadar faydalı olacak? Bu faiz çeşitliliği fiyat oluşumunda da etkili oluyor. Dolayısıyla çok sürdürülebilir gibi görünmüyor. Ama bunun bir tek çaresi var. Eğer biz bir politikadan vazgeçiyoruz, yeni dönemde artık biz faiz artırımlarına başlayacağız ve ilk yapacağımız işte olağanüstü toplantıda daha önce Naci Ağbal döneminde de gördüğümüz gibi %20 politika faizini getirdik diyerek bu kur korumalıdaki birikimin bir noktada endişelerinin önüne geçilebilir diye de düşünüyorum ama tabii seçim öncesinde böyle bir seçim söylemi midir yoksa gerçekten yeni kurulacak hükümette yine Cumhur İttifakı olursa uygulama böyle mi olacaktır? Bu şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Evet, şimdi seçime günler kala da kurda yaşanan yükselişte maksimum seviyeye ulaşmış durumda. Bizler ekranlarımıza baktığımızda 19.92 dolar TL fiyatını görüyoruz ama siz kapalı çarşıdasınız. Orada çok farklı fiyatlar konuşulduğunu biliyoruz. Hemen dolar ve euroda son durum nedir ve sizin seçim sonrası beklentiniz nedir? Sizden dinleyelim. Evet, euro dolar paritesinden başlayacak olursak bugün Almanya'dan yayınlanan birinci çeyrek enflasyon ve büyüme verileri geldi ve eksi büyüme olduğu görüldü. Aslında beklenti %0,1 şeklindeydi, %0,3 oldu. Bu biraz tedirginlik oluşturdu. Acaba işte Almanya'da da resesyona mı girdi? Teknik olarak şu anda resesyona girmiş durumda. Diğer taraftan Almanya ve Avrupa'da enflasyonun hala sürdüğünü ve Merkez Bankası'nın da Avrupa Merkez Bankası'nın da bundan böyle faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi var. Ama bu arada Amerika tarafına bakacak olursak oradan gelen ekonomik veriler oldukça olumlu. Ama bir taraftan da bir resesyon tedirginliği orada da var. Diğer taraftan bir de borç tavanı sorunu var. Henüz daha halledilememiş. Böyle gidilirse yine Hazine Bakanı Janet Yellen ifadeleriyle 1 Haziran'a kadar bu çözülmezse temerrüte düşme ihtimali var hükümetin. Bunu daha önce de yaşamıştık. Bu iki gelişme
aslında dolar tarafını biraz daha güçlendirmiş gibi görünüyor gelen ekonomik veriler nedeniyle. Ama bu seviyelerde doların güçlü seyrini sürdürmesi de pek mümkün görülmüyor. Günlerde 1.07.45, 1.07.20 seviyelerinde euro dolar paritesi. Aslında euronun zayıflaması Avrupa ekonomisi için oldukça önemli olduğu gibi Amerikan ekonomisi için de çok da olumlu değil. Bu çerçevede tabii içeride de fiyat şekillenmelerinde doların biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi ekran fiyatıyla serbest piyasada işlem gören fiyat arasında baya bir makas açılmış durumda. Bugün gün açılışında 21 lira 06 kuruştan başlamıştı. Şimdilerde 21 lira 21 20.95 TL'den işlem görüyor dolar serbest piyasadaki. Ben oradayım ve oradan yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla seçimden sonra bu kur korumalı ile ilgili bir karar alınırsa, eğer faiz artırımı şeklinde alınırsa, o zaman dövizde çok fazla bir yükseliş beklentisi olmayacaktır. Ama bir faiz artırımında değil, faiz indirimi şeklinde olursa, bu çözülmeler, çünkü şu anda sisteme dahil olan yeni mevduatlarda kur korumalı da çok fazla bir karlılık olmadığı görülüyor. Çünkü bu resmi fiyatla serbest piyasa arasındaki kur farkından kaynaklanan bir zarar etmek konusu var. Örneğin 10 bin dolar itibariyle vadesi geldiyse, 3 aylık vadesi, bugün onun alabileceğiniz fiyat biraz önce sizin söylediğiniz gibi 19 lira 98 kuruş veya 19 lira 95 kuruştan alacaksınız. Ama o parayı alıp da, ki Merkez Bankası'ndan döviz alamayacağınıza göre, serbest piyasadan almaya kalktığınız zaman artık 10 bin dolar değil 9.500, 9.450 dolar alabiliyorsunuz. Bundan böyle bir farklılık da söz konusu. Peki. Dolarda durum bu şekilde diyelim. Altını da konuşalım istiyorum. Şimdi tabii borç tavanı krizi nedeniyle aslında yükselişler altında yatay seyretmesine neden oldu ama yine son durumu sizden alalım. Buyurun. Evet, özellikle altın geçtiğimiz günlerde Amerika'dan gelen olumlu ekonomik veriler nedeniyle biraz da Amerikan Merkez Bankası'nın elini güçlendirmiş durumda ve Haziran'da acaba bir faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı gibi düşünceler şimdi biraz daha cesaretlendirmiş durumda Merkez Bankası'nı. Muhtemelen Haziran toplantısında 25 bas puanlık daha bir faiz artırımı yapılacak, ama bunun öncesinde geçtiğimiz ay yapılan toplantı sonrasında Başkan Powell'un yaptığı açıklamalarda bundan böyle faiz artırım kararını gelecek ekonomik verilere göre vereceğiz demişti. Şimdi bu ekonomik veriler olumlu gelince bu faiz artırım beklentisi zaten doları bir miktar güçlendirmiş durumda. Yoksa borç tavanı veyahut da resesyon fiyatlanmaya kalksa dolar daha düşük seviyelerde olur. O bakımdan bu da altını yeniden altın fiyatında bir faiz gölgesi oluşmaya başladı. Bu olumlu ekonomik veriler çerçevesinde 2000 doların kırılmasıyla 1957 dolarlara kadar gerilemişti gün itibariyle ve bugün sabah da bu seviyelerden işlem görüyordu. Şimdi haftalık işsizlik maaşı başvurularının bugün olumlu gelmesi, beklentilerden olumlu gelmesi dolayısıyla bu faiz artırım beklentisini biraz daha güçlendirdi ve şu anda 1945 dolarlardan işlem görüyor altının onsu. Dış piyasada muhtemelen buralar dip seviyeler gibi görünüyor. Çünkü Haziran toplantısından sonra yaz ayları boyunca Amerikan Merkez Bankası'ndan bir bekle gör politikasıyla faiz artırımlarına artık ara verileceği beklentisi. Hatta Eylül-Ekim ayında da belki de bir faiz indirimine geçiş dönemi olacak. O bakımdan bu seviyeler 1945-1950 dolar ons seviyeleri alım için çok uygun ons bazında. Ve ben yaz ayları itibariyle geçen günlerde gördüğümüz 2078 dolar ons seviyeleri aşıldıktan sonra 2100-2150 dolar seviyeleri, sene sonu itibariyle de muhtemelen 2350-2400 dolar ons seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. Peki altın yatırımcısına duyurulur diyelim. Kapanışa gideceğim ama ondan önce sormak istiyorum. Şimdi birçok ekonomistin ortak fikirde olduğu bir konu var. O da geçen haftanın en çok öne çıkan başlığı. Merkez Bankası'nın özellikle bu kredi kartlarındaki nakit avansı sınırlandırması sonradan karardan vazgeçildi ama özellikle seçimden sonra bu kararın tekrarlanacağı konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, şimdi buna geçmeden önce Kübra Hanım, kısaca iç piyasadaki altın fiyatı ile ilgili Tabii ki, konuşalım, buyurun. yorumlayalım. Çünkü iç piyasada şu anda altın ithalatı yapılmadığı için sadece Merkez Bankası altın tedarikçisi konumunda ve özellikle İstanbul Altın Borsası'na kayıtlı üyelerin, döviz üfelerinin, yetkili müesseselerin
ve aracı kurumların günlük 25 ila 50 kilo arasında Merkez Bankası'ndan TL bazında altın alabiliyorlar. Ama fiyat bir süreden beri dış piyasa fiyatına göre özellikle ons bazında 100 dolar daha fazladan satılıyor. Merkez Bankası böyle satıyor. Dolayısıyla sizin ekranlarınızda gördüğünüz 1200 işte 65 1270 TL seviyeleri burada 1425-1430 TL seviyelerine ulaşmış oluyor. Ve şu anda da 1395-1400 gram seviyesinde. Bu altın ithalatına soğuk bakılması biraz da cari açığı önlemek adına yapılmış bir gelişme. Tabii yeni hükümet iş başına geldiğinde bu altın ithalatı ile ilgili bu sınırlamayı sürdürecek mi yoksa devam edecek mi? Ve böyle olunca da fark bir müddet daha devam edecek gibi de görünüyor. Ama buna rağmen vatandaş önümüzdeki dönemdeki bu enflasyonla ilgili belirsizlikler, yeni kurulacak hükümetin ekonomi kadrosu ile ilgili gelişmeler, beklentiler ve aynı zamanda ekonomik programı ile ilgili belirsizlikler nedeniyle primli de olsa altın almaya devam ediyor. Ve dolayısıyla TL ile altın satıldığı için özellikle bu aracı kurumlar ve yetkili müesseselere sabah saatlerinde TL temin etmek için döviz satışlarının önde olduğunu görüyoruz. Ve o nedenle sabah saatlerinde döviz fiyatlarında bir miktar aşağı çekilme oluyor. Sonra öğleden sonra bu altınlar piyasaya gelip işlem gördükten sonra da onun karşılığı olan paranın da tekrar TL'den dolara dönmesiyle dolar fiyatlarının akşam saatlerinde tekrar yükseldiğini görüyoruz. Kısacası altın dış piyasalarda gerilese de içeride hareketlilik ve fiyatın stabil olması veyahut da dışarıdaki yükselişin içeri yansımadığı, düşüşün içeri yansımadığını da görüyoruz. Bunu da açıklamak istedim. Şimdi Evet, diğer çok önemli. taraftan evet geçen pazartesi günü seçim sonrasında geçtiğimiz pazartesi günü seçim sonrasında özellikle seçim öncesinde nakit avans çekerek döviz fiyatlarının bu stabil seyrini elindeki likiditeyle korumak adına döviz almaya yönelen ve aynı zamanda altın almaya yönelen bu vatandaşın nakit avans çekimini önlemek için de Merkez Bankası böyle bir karar almıştı. Ama ekonomi yönetimi seçim öncesinde alınan bu kararın biraz zorlayıcı olacağı, en azından oyları da olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle bunu kaldırdı. Dolayısıyla şimdi seçimden sonra aynı hükümet geldiğinde bunu uygulama olasılığı da söz konusu. Zaten şu anda da tekrar serbest bırakıldıktan sonra nakit avans kullanarak gerek altın biraz da döviz, çok fazla dövize talep yok. Bu şekilde hatta alımlar hala devam ediyor. O bakımdan en azından bu işin biraz böyle hafif ateşi yakıldı. Muhtemelen eğer aynı hükümet devam eder ve aynı ekonomik politika devam ederse bu tür tedbirler alınabilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, ekonomiye dair başlıkları konuştuk. Beklentileri değerlendirdik efendim. Yayında kalmayı sürdüreceğiz. Şimdilik mutlu akşamlar dileyelim.